Hem ağzı kanserinin %99'un suçlusu belli, HPV virüsü. Ve biz bu virüsü daha vücuda girmeden durdurabiliyoruz. HPV aşısı sadece kız çocukları için değil, 9 ile 45 arası herkes için hayat kurtarıyor. Bu ne zaman yapılmalı? En ideali 9 ile 14 yaş arasındaki kız ve erkek çocukları. Burada sadece 2 doz yetiyor. Ama 15 yaşını geçtiyseniz, hatta 45 yaşına kadar 3 doz aşıyla kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Ben evliyim, bana bir şey olmaz demeyin. Virüs yıllarca sessizce bekleyebilir. Şu an bazı belediyeler ücretsiz yapıyor. Sağlık Bakanlığı da 18 yaş altı için çalışmalarını sürdürüyor. Ama beklemeyin. Sigortanız karşılamasa bile sağlığınız için yapabileceğiniz en büyük yatırım bu olabilir. Unutmayın ki aşı kalkanınızdır, tarama ise emniyet kemeriniz. Bu ikisi bir arada sizi korur. Peki ya teşhis konulduysa? Korku filmi senaryolarını unutun. Ben bir onkoloğum ve size şunu net söyleyebilirim ki 2026 standartlarına göre elimiz artık çok güçlü. Erken evrede, yani evre 1'de yakaladığımızda rahmi bile almadan sadece sorunlu bölgeyi temizleyerek tedavi edebiliyoruz. Hatta genç hastalarda doğurganlığı koruyan ameliyatlar yapıyoruz. Hastalık ilerlemiş olsa bile ameliyat olmadan kemoterapiyle, radyo terapiyle, immünoterapilerle ve akıllı ilaçlarla bağışıklık sisteminizi de devreye sokarak savaşıyorum. Ama en iyi tedavi nedir biliyor musunuz? O koltuğa hiç oturmamanız. Yani erkenden o HPV testini yaptırmak, o aşıyı olmak ve rutin tarama programlarını yaparak bunları erkenden yakalamak. Serviks kanseriyle mücadele düzenli taramalarla örülen bir güvenlik ağıdır. Lütfen bu videoyu 30 yaş üstü tüm kadınlarınıza, eşinize, dostunuza gönderin. Bu paylaşım bir hayat kurtarabilir. Sorularınızı yorumlarda belirtin, hep birlikte tartışalım. Hoşça kalın, sağlıkta kalın.